meclisinde midir? Susun davranan! Çıkın ortaya tabansızlar! Siz ne? Pehlivan! Git kendini kurtar, bunlar kalabalık gelmiş. Ne diyorsun sen Mestan? Birlikte çarpışacağız! Pehlivan, yiğitlerin para ihtiyacı var, git buradan! Git! Allah yardımcım. Ateş etmeyin! Paraları taşıyan adamı bilhassa yakalamayacağız. O çiftliğe gidecek. Diğerini elimizde tutacağız. Böylece Dağıstan'la avucumuzun içine düşecek. Ve Dağıstan'lı kibrinin esiri olduğu müddetçe avucumuzun içinde kalacak. Kibir tamahkardır. Etrafında kendinden başka hiçbir hissin yaşamasına müsaade etmez. Ne hesap bilir, ne kanaat eder. Bir menzil koyar kendine. Oraya varınca her şeyi elde edeceğini zanneder. Varır da. Lakin varınca bakar ki daha yukarıda bir menzil daha var. Atımı hazırlasınlar. Sen Dağıstanlı ile önceden anlaştığın gibi buluş Miralay. Filipos'un planlarından bahset. Yunan büyük bir taarruza hazırlanıyor Dağıstanlı. Filipos seni ve diğer efeleri öldürmeyi aklına koymuş. Dağıstanlı'nın çiftliğinde taş taş üstünde kalmayacak diyor. Filipos kim oluyor da bana saldırıyor general? Ben Ankara'yı dize getirmiş adamım. Hazırlıklara başladılar. Bütün kuvvetleriyle saldıracak üstüne. Senin elindeki her mermiye, her silah, her kuruşa ihtiyacın olacak Dağıstanlı. Ben taarruz tarihini tecil etmeye gayret edeceğim. Lakin senin bir şey yapmana lüzum yok Miralay. Filipos önünü ardını toplayana kadar ben taarruza geçeceğim. Daha ne olduğunu anlamadan saldırıp tepesine bineceğim onun. Sonra Dağıstanlı'nın kibrine yeni bir menzil tayin etmiş olacağız. Bu kez de oraya varmak için gözünü karartacak. O kendi sonuna doğru tozu dumana kata kata dört nala giderken biz sadece seyredeceğiz. Seni beklerdim beyim. Paraları dağıtalım mı yiğitlere? Paralar kenarda biraz beklesin pehlivan. Yunan'ın üzerine taarruz edeceğiz. Ama beyim, yiğitler bu paranın yolunu gözler. Büyük zafer gecenin ardı gibi yakınımızda pehlivan. Elimizi uzatsak yakalayacağız. Aştan da maaştan da kıymetli değil mi? Yiğitler beklesin. Zaferden sonra misliyle alırlar paralarını. Sen bilirsin beyim. Gel. Beni çağırmışsın Dağıstan. Dediğin gibi olsun.
kadınlar müfrezesini kuracaksın. Başında da sen olacaksın. Daha dün bir bugün iki. Ne horozlanıp durursunuz? Nedir derdiniz sizin? Biz böyle görmedik, böyle duymadık Dağıstanlı'nın yiğitlerini. Atları, tüfekleri, yemekleri herkesin dilindeydi. Atımız yok. Tüfeğe uzaktan bakıyoruz. Yemek desen üç kaşık geliyor. Sizsiniz sebep. Onca adam geldiniz. Nüfusu artırdınız. Her şeye ortak oldunuz. Yeni paralar geldi dediler. He? Ne oldu paralar? Gelmedi. Ne yapalım? Beğenmiyorsanız dönün kışlığınıza. Siz de rahat edin, biz de. Biz buraya Dağıstanlı davet ettik. Siz kim oluyorsunuz da bizi buradan kovuyorsunuz? Kim oluyorsunuz? Yiğitler! Ne oluyor? Ne bağırıyorsunuz orada yerde? Neyi bölüşemiyorsunuz? Neyiniz noksan? Millet sofrasına iki tane bulgur koyunca düğün bayram yapıyor. Aç mısınız, açıkta mısınız? Eskilerle yeniler kaynaşamadı daha Dağıstanlı. Olur böyle şeyler, mühim değil. Bunlar senin yiğitlerin mi Sofu? Benim yiğitlerim, evet. Beni kibinlemekteler. Niye durup seyredersin de gelip bir şey demezsin? Çocuk değiller ya. Kendi aralarında bir hal çaresini bulurlar. Efeleri Sofu'ysa onlara çobanlık edecek. Yoksa hırlaşırlar. Ne onlar it, ne de ben çobanım Dağıstanlı. Biz böyle bildik. Yanlış bilmişsin. Orada dur Dağıstanlı. Yanına geldik, el birliği yaptık diye hocamız olmadı. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Hey! Yazık. Yazık ki ne yazık. Şu Dağıstanlı'nın kızı da senin düştü hale bak. Pehlivan. Buyur beyim. İsmet'e haber yollayın. Askerlere karşılık Mestan'ı takas edeceğiz deyin. Dağıstanlı, bunlar senin yiğitlerin değil mi? Öyle. Benim askerlerim nerede? Fikrimi değiştirdim. Bir müddet misafirim olacaksınız İsmet Bey. Ne kadar müddet? Ankara istediklerimi verene kadar. Şaşırmadın hiç. Dağıstanlı inşallah beni şaşırtır demiştim. Olmadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.